Merhaba arkadaşlar. Yine bir online Türkçe dersinde beraberiz. Bugün cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Cümlenin ögeleriyle ilgili ki son yıllarda her yıl soru çıktı arkadaşlar. Son 6-7 yıldır her yıl soru geldi. O yüzden eminim bu yılda gelecek cümlenin ögeleri sorusu. Fix bir soru diyelim biz buna. Mutlaka bilmemiz gereken de bir konu. Şimdi cümlenin ögeleri deyince ilk başta bulmamız gereken öge yüklemdir. Yüklemi bulmak için arkadaşlar herhangi bir soru soramayız tabii ki. Yüklem dediğimiz şey yargı bildiren sözcüklerdir. Yani yargıyı yerine alan sözcüğe biz yüklem diyoruz. Bu bir isim de olabilir ya da isim soylu bir sözcük, bir fiil de olabilir. Yüklemi bulduktan sonra ki tabii ki doğru bulmamız çok önemli, bunları söyleyeceğim. Yüklemi bulduktan sonra bulmamız gereken öge her zaman özne olsun. Bakın özneyi, nesneyi ya da bir başka ögeyi bulmaya kalkarsanız özneye nesneye de özne deyip hata yaparız. O yüzden bu ögeleri bulunurken sıralama çok önemli. Önce yüklemi buluyoruz. Sonra bize sorsa da sormasa da mutlaka özneyi bulmamız gerekiyor. Ve biz ögeleri bulurken tüm soruları yükleme sorarak diğer ögeleri buluruz arkadaşlar. Ve yükleme kim ve ne sorusunu sorarak özneyi buluyoruz. Özne dediğimiz şey yüklemdeki yargıyı gerçekleştiren kişidir. Ve dediğim gibi yükleme sorulan kim ve ne sorusuna cevap verir. Bakın özne mutlaka yalın haldedir arkadaşlar. Yani isimlerin aldığı hal eklerimiz vardı ya, yönelme hali, belirtme hali, bulunma hali ya da ayrılma hali gibi. Bu hal eklerinin hiçbirini almaz. Öznemiz her zaman yalın durumdadır. Özneyi bulduktan sonra bulmamız gereken diğer öge nesne olsun bence. Bu bir kesin ya da şöyle diyeyim, bir zorunluluk değil aslında ama varsa özneden sonra hemen nesneyi arayın arkadaşlar. Nesnenin tanımı olarak hani öznenin yaptığı eylemden etkilenen varlık denir. Bu yüzden nesneler her zaman eylem bulabiliriz. Nesne olmaz arkadaşlar. Nesnenin diğer ismi de zaten düz tümleç olur ya karşımıza çıkarsa. Nesneyi biz ikiye ayırıyoruz. Belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere. Ve belirtisiz nesnemiz yükleme sorulan ne sorusuna cevap verir. Bakın aynı soruyu özneyi bulmak için de sorduk. Bu yüzden önemli işte sıralaması. Yükleme sorulan ilk soru, ilk ne sorusu bize özneyi verirken İkinci kez sorduğumuz ne sorusu belirtisiz nesneyi verir. O da yine tıpkı özne gibi mutlaka yalın haldedir arkadaşlar. Belirtili nesnemiz ise ismin iyi halini alan soru sözcükleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani neyi, kimi ve nereyi sorularına cevap veriyorsa biz buna belirtili nesne diyeceğiz. Bakın ismin hallerini işlerken söylemiştim bu ekler cümlenin ögeler açısından önemli diye. İsmin iyi halini yani belirtme hal ekini alıyorsa bunlara o kelimeye belirtili nesne diyoruz. Dolaylı tümleç diğer ismiyle yer tamlayıcısı deriz biz buna. Arkadaşlar nesneden sonra illa dolaylı tümleci ya da zarf tümlecini bulun diye bir zorunluluk yok. Bizim temel ögelerimiz yüklenme, özne, bunları sırasıyla bulacağız. Yardımcı ögelerimiz nesne ve diğer tümleçler. Bunlar da hangisini önce isterseniz onu bulabilirsiniz. Yine bizim soru köklerimiz kim, ne ve nere sözcükleri bakın. İşte bu soru köklerine ismin i hali dışında kalan halleri yani e hali, d hali, den halini getirebiliyorsak bu sorulara cevap veren sözcüğe biz dolaylı tümleç diyeceğiz öge olarak. Yani bakın kime, neye, neyde, kimden, neyden, nereden gibi sözcükler dolaylı tümleçi veriyor. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden gibi. Bir diğer ögemiz zarf tümleyicisi. Buna da arkadaşlar hani zarfları bulurken fiillere sorduğumuz sorular vardı. İşte bu soruları yükleme soruyorsak da zarf tümlecini buluyoruz. Nasıl sorusu, yükleme sorulan nasıl sorusu bize zarf tümlecini verir. Ne zaman sorusu, ne kadar sorusu. Eylemin yapılma sebebini soran neden, niçin, niye, ne diye soruları
Yine yer yön zarfımız vardı. Bakın onu da ekleyelim buraya. Nere sorusu bize zarf tümlecini verecek. Unutmayalım. Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, neden, niye, ne diye ve nere sözcükleri. Arkadaşlar bu soru sözcükleri hangi ögeyi bulduruyor bize? Bunu bilmezsek ögeler konusunu yapamayız. Yanlış yaparız yani. Bu yüzden hangi soru hangi ögeye karşılık geliyor bunu mutlaka bilelim. Bir diğer ögemiz ise edat tümlecidir. Edat tümleci de yine yükleme sorulan kim ile, ne ile, kim için, ne için, hatta şu kime göre, neye göre sorularını da ekleyebiliriz. Yükleme sorulan bu sorulara cevap verecek. Arkadaşlar bazı dil bilimciler edat tümlecine zarf tümleci der. Bunun farkını göstereceğim size ilerleyen zaman dilimi içerisinde. Şimdi bir özet yapacak olursak, önce yüklemi buluyoruz dedim ve yüklem olmazsa kesinlikle cümle olmaz. Yüklemi şey gibi düşünün arkadaşlar. Hani bir trenin lokomotif kısmı vardır ve ona bağlı olan vagonlar vardır. Bakın yüklem olmazsa diğer ögeleri bulamayız zaten. Lokomotif olmazsa da nedir? Treni hareket ettiremeyiz arkadaşlar. Vagonları hareket ettiremeyiz. O yüzden mutlaka tekrar söylüyorum. Tüm soruları yükleme yöneltmemiz gerekiyor. Ne ve kim soru söz neyi verecek dedim. İkinci kez sorduğumuz ne sorusu belirtisiz nesne. Nereyi, kimi ve neyi sorusu belirtili nesne. İsmin E haline, D haline, den haline alanlar dolaylı tümleçtir. Ve nasıl, ne zaman, ne kadar, niye, niçin, ne diye gibi sorular ve nere sözcükleri de bize zarf tümlecini verecek. Yine kim ile, kim için, ne için ya da kime göre, neye göre bunlar da edat tümleci dedik. Bunun mutlaka yazın defterinize bu tabloyu ya da ne bileyim ekran fotoğrafı alın. Sorulara mutlaka hangi ögeye karşılık olduğunu bilelim arkadaşlar. Evet, ögeler bulunurken dikkat edilmesi gereken 7-8 kuralım var. Bunu şöyle madde madde yazdım size. Söylemiştim zaten ilk kuralımızı. Sırasıyla önce yüklem, sonra özne bulunur dedik. Bunu sakın unutmuyoruz. Yine cümlenin ögeleri bulunurken yükleme sorulan soruların hangi ögeyi buldurmaya yönelik olduğunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine buna dikkat edeceğiz. Bir diğer kuralımız cümlenin ögeleri bulunurken cümledeki isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını arkadaşlar, deyimleri, ikilemeleri, edat öbeklerini, birleşik fiilleri kesinlikle bölmeyeceğiz. Bakın yüklemi doğru bulduğumuz zaman aslında diğer ögeleri de doğru bulursunuz. Esas önemli olan doğru bulmaktır. Bulurken isim tamlamasını bölersen bitti. İsim tamlamasını bölersen zaten dikkat et. Kimin ya da neyin soruların. Ama az önceki tablomuzda kimin ya da neyin sorularını kesinlikle kullanma bakın. O zaman dikkat, bunu unutmayın. Ögeleri bulurken kimin ya da neyin sorularını sormak zorunda kalıyorsanız orada isim tamlamasını bölmüşsünüzdür. Buna dikkat. Tamlamalar bölünmez dedim. Deyimleri yine tek bir öge olarak alacağız. İkilemeleri, birleşik fiilleri ayırmayacağız. Bunlara dikkat edelim. Çünkü bunlar kelime gruplarıdır. Parçalayamayız. Mesela bir örnek cümle şöyle. Oğuzhan çok dürüst bir arkadaşımdır. Bunu genellikle şöyle yapıyorlar. İşte arkadaşımdır yüklem. Kim? Oğuzhan özne. Nasıl arkadaşımdır? Dürüst. İşte zarf tümleci diyor. Ne kadar dürüst? Çok dürüst. Buna da zarf tümleci diyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle değil. Dikkat. Arkadaş kimdir? Nasıl arkadaş? Çok dürüst arkadaş. O onun sıfatı olduğu için kesinlikle bölmüyoruz. O zaman kim? Yani iki ögeli bir cümle bakın. Anlattıklarıma tüm sınıf kulak kesildi derken yine kesildi yüklem ne kesildi kulak diyemeyiz. Çünkü kulak kesilmek bir deyimdir. Evet, parçalayamıyoruz. Kulak kesilmek birlikte yüklemdir diyeceğiz arkadaşlar. Kim kulak kesildi? Tüm sınıf neye kulak kesildi? Anlattıklarıma kısmında şeklinde karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz diğer örneklere bakın. Bu ilk cümlemizi bazen derslerde vermiştim karşımıza çıktığı zaman. Arkadaşlar Türkiye'de dağcılık sporuyla uğraşan binlerce insandan biriyim diyor. Şimdi dikkat.
Önce yüklemi bulmamız gerekiyor dedim. Bakın biriyim nedir? Yargı bildiren bir sözcük, doğru. Ama bir isimden oluşuyor arkadaşlar. Yüklemimiz isimden oluşuyorsa ona bir kat daha fazla dikkat edin. Çünkü orada ya bir sıfat vardır ya isim tanımlaması vardır. Tekrar bir gözden geçirin. Şimdi bakın insandan biri diyor. Yani insanın biri. İsim tamlaması. O yüzden bölemiyoruz. Devam edelim. Ne kadar insan? Binlerce. Arkadaşlar. Burada bir isim tamlamasının başına sıfat gelmiş. Devam ediyoruz. Bakın uğraşan diyor. Kendinden önceki kısım. An, en, sıfat, fiil, ekini almış. Arkadaşlar buraya dikkat. Sıfat fiil ekini gördüğünüz an kendinden önceki kısmı varsa noktalama işaretine kadar yoksa senin tamamına başına kadar yani yutar. O zaman bu cümle şu an den oluşuyor bakın arkadaşlar. İşte bunda yapılan yanlışlar. Mesela diyor ki biriyim yüklem. Kim ben özne? Evet özne o doğru. Ben neyden biriyim diyor. Binlerce insandan biriyim. Dolaylı tümleç. İşte neyle uğraşan dağcılık sporuyla diyor. Edat tümleci diyor. Nerede uğraşan Türkiye'de işte dolaylı tümleç diyor. Ne yanlış buna dikkat. Dedim ya tüm soruları yükleme soracağız. Şuradaki nerede uğraşan Türkiye'de deyip buna dolaylı tümleç dersek yanlış. Ya da neyle uğraşan diye fiilimsiye soruyu yöneltirsek yine kesinlikle yanlış. O zaman yüklemi doğru bulursak dedim diğer ögeler kendiliğinden gelir zaten. Buna dikkat edelim. Unutmayın. Şimdi geçiyorum diğer cümleye. Güneş ve Dünya arasındaki uzaklık evrendeki hassas dengelere ve kusursuz düzene verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Bakın yine aynı mantık. Örneklerden biridir diyor. Örneklerin biri demek istiyor. Damden ayrılma hal ekimiz burada tanımlayan eki yani ilgi eki göreviyle kullanılmış. O zaman isim tamlamasını gördük. Nasıl örnek? En güzel örnek sıfatı gördük arkadaşlar. Geliyorum. Ancak ecek sıfat fiil ekine. Ne demiştim? Varsa noktalama. De durduk. Virgülü gördük diye bitti diye bir şey yok. Yine kendinden önceki kısmında kontrol edelim. Sıfat fiil kullanılmamış başka. O zaman yüklemimiz bakın neymiş? Evrendeki hassas dengelere ve kusursuz düzene verilebilecek en güzel örneklerden biridir kısmıymış yüklem. Ve yükleme soruyoruz. Ne bu en güzel örneklerden biriymiş? Güneş ve Dünya arasındaki uzaklık. Buna da özne dedik. Bakın uzun bir cümle, iki ögeli arkadaşlar. Devam ediyorum. Yaşamın her kesitini bin bir renkle süsleyerek yaşamak isteyen bir gençti. Arkadaşlar dikkat yine. Genç nedir? Bir isim. Doğru mu? Nasıl genç? İsteyen genç. Yine. O zaman kendinden önceki kısmı tamamen yuttu arkadaşlar. Yani yaşam süsleyerek yaşamak isteyen bir gençti kısmı tamamıyla yüklem. İşte burada yine yapılan hata nedir? Fiilimsiye soru sormaktır. Mesela nasıl yaşamak isteyen diyor? Yaşamın her kesitini bin bir renkle süsleyerek. Ona zarf tümleci diyor yani bin bir renkle süsleyerek. İşte neyi süsleyerek diyor? Yaşamın her kesitini. Buna da nesne diyorsunuz genellikle. Buna dikkat arkadaşlar. Bakın zaten gelirse bu tarz çeldirici sorular gelir bize. Tekrar söyleyeyim, sıfat fiil ekini gördüğümüz an başını tamamen yutuyor. Buna dikkat edelim lütfen. Devam ediyorum diğer cümlemize. Sanatçı, herkes gibi düş gören, herkes gibi hayaller kurabilen, herkes gibi içinde bulunduğu andan memnun olmayan, daha iyiyi, daha güzeli arayan kişidir cümlesinde. Geliyorum kişidir kısmı yargı bildiriyor. Ama yine bir isim bakın. Bu bir isim cümlesi. O zaman dikkat edeceğiz dedim. Biraz daha fazla dikkat edeceğiz yani. Kendinden önceki kısım an, en, sıfat, fiil ekini kullanmış. O zaman yuttu kendinden önceki kısmı noktalama işaretine kadar. Ondan sonraki kısma bakıyorum. Olmayan diyor. Yine an, en, sıfat, fiil eki kullanılmış. Arkadaşlar o zaman orası da sıfat oldu.
O zaman burayı da bakın yükleme dahil ediyoruz. Geçtim şuradaki virgülde durduk bakın. Ama virgülde ne oldu? Yine sıfat fiili gördük. O zaman yutuyor tamamıyla. Bakın burada da var. Kendinden önceki kısmı bu kez farklı bir noktalama işaretine kadar. Yani arkadaşlar bu kısmın hepsi yüklem. Sanatçı nasıl bir kişiymiş? Herkes gibi düş gören, herkes gibi hayaller kurabilen, herkes gibi içinde bulunduğu andan memnun olmayan, daha iyiyi, daha güzeli arayan kişiymiş arkadaşlar. Hep onun sıfatı olduğu için yükleme dahil ettik. Kim sanatçı, bu da özne. Yine gayet uzun bir cümle, sadece iki öge arkadaşlar. İşte bu şekilde yüklemi doğru bulduğumuz durumda diğer ögelerde sıkıntı yaşamazsınız. Ama yüklemi yanlış bulursanız ve az önce sanatımızda gördüğümüz soruları yüklem yerine fiilimsiye yöneltmek gibi bir hata yaparsanız bitti. Ona dikkat edeceğiz. Geçelim diğer slaytımıza. Evet, ögeler bulunurken dikkat etmemiz gereken dördüncü kuralımız. Devrik cümlenin ögesi bulunurken arkadaşlar biraz zorlanabiliyoruz. Zorlandığımız durumda devrik cümleyi düz cümle yani kurallı cümle haline getirip devam edebiliriz ögelerini bulmaya. Yani yükleme sonunda olmayanlar devrik cümlelerdi bakın. Mesela diyorum ki düştü yine deli gönül gözlerinin hayaline. Arkadaşlar hocam diyor gözlerinin hayaline yüklem niye? En sonda böyle bir şey yok kesinlikle dikkat. Yüklem dediğimiz şey yargı bildirmesi gerekiyor. Bir isim de olabilir dedim, bir fiil de olabilir. Bakın bize demek istiyor ki deli gönül yine gözlerinin hayaline düştü. O zaman burada düştü yüklemdir. Gerekirse dediğim gibi kurallı hale getirin. Kim düştü, ne düştü? Deli gönül. Özne, yükleme sorulan kim ve ne sorusu özneyi veriyordu. Neye düştü? Gözlerinin hayaline. Dolaylı tümleç. Ne zaman düştü? Yine ne zaman sorusu da zarf tümlecini veriyor arkadaşlar. Geldin yine mevsim gibi kapına derken. Bakın yine burada yüklemimiz ilk başta. Bize demek istiyor ki yine mevsim gibi kapıma geldin. O zaman geldin yüklem. Kim? Sen. Gizli özle. Sen nereye geldin? Kapıma. Dolaylı tümleç. Nasıl geldin? Mevsim gibi zarf tümleci. Ne zaman geldin? Yine zarf tümleci. Yine dikkat etmeniz gereken bir şey. Arkadaşlar iki tane zarf tümleci bakın yan yana. Hocam diyor biz buna tek bir zarf tümleci diyebilir miyiz? Hayır kesinlikle diyemeyiz. Çünkü ikisinin de sorusu farklı. Birisi zaman bildiriyor, birisi durum bildiriyor arkadaşlar. O zaman burada iki farklı zarf tümleci vardır diyeceğiz. Yine hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal cümlesinde kurallı hale getirirsek cümleyi istiklal hakka tapan milletimin hakkıdır demek istiyor. O zaman yine dikkat arkadaşlar. Hakkıdır yüklem dersek şu hatayı göstereyim hemen. Hakkıdır yüklem diyelim. Kim istiklal özne diyelim. İstiklal neyin hakkıdır diye soruluyor. Kesinlikle neydi? Bu soruyu sormayacaktık. Neyin ve kimin sorularını sormak zorunda kalıyorsanız dedim. Kesinlikle ama kesinlikle ögeyi yanlış bulmuşsunuz. Yani tamlamayı bölmüşsünüz demektir. Burada nedir? Hakka tapan milletimin hakkı bir isim tamlaması. Araya da sıfat almış. O zaman hepsine yüklem dedik. Ne? İstiklal özne. Evet bu kurala da dikkat edelim. Diğer bir kuralımız ise bağlaçlar, ünlemler, hitap ve seslenme sözcükleri tek başınayken arkadaşlar cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Ve biz buna cümle dışı unsur deriz. Ha ne diye sorar bunu? Mesela hangisinde ve bağlacı diyor? Özneleri bağlamak için kullanılmış ya da nesneleri bağlamak için kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar bu şekilde tek başına kendi dedim cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Buna dikkat edelim. Mesela yarın veya haftaya salı size geleceğim cümlesinde. Bakalım ögelerine. Geleceğim yüklem. Kim? Ben.
gizli özne. Ben nereye geleceğim? Size ya da kime geleceğim? Size. Dolaylı tümleç. Ne zaman geleceğim? Yarın veya haftaya. Salı zarf tümleci. O zaman burada bağlacımız zarfları bağlama göreviyle kullanılmış. Zarf tümleçlerini bağlama göreviyle daha doğrusu. Ögeye dahil edebiliyoruz. Öge içerisinde kullanılmış çünkü. Şuna bakalım. Çok çalıştım ancak başarılı olamadım cümlesinde. Öncelikle ancak kelimesinin edat olduğunu bile şey pardon bağlaç olduğunu bilelim. Çünkü ama anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bir cümlede yani sıralı cümle olabilir. Birden fazla yüklem bulunabilir. Bakın çalıştım yüklem. Başarılı olamadım yüklem. Kim ben gizli özne. Ben ne kadar çalıştım? Çok zarf tümleci dedik. Şuradaki ancak kelimesi bağlaç olduğu için bakın buna hiçbir soru yöneltemiyoruz. Cümle dışı unsurdur arkadaşlar. Yani cümlenin herhangi bir ögesi olmaz. Buna cümle dışı unsur diyeceğiz. Yine seslenme bildiren sözcükler de cümle dışı unsura girer. Mesela sevgili öğrencilerim, sizlerin buraya dönmenizi sabırsızlıkla bekliyorum cümlesinde bekliyorum yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben neyi bekliyorum? Sizlerin buraya dönmenizi. Nesne oldu, belirtili nesne. Nasıl bekliyorum? Sabırsızlıkla zarf tümleci. Bakın şu sevgili öğrencilerim kısmına herhangi bir soru yöneltemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hitap bildiren bir sözcüktür. Hitap bildiren sözcüklerinde cümle dışı unsur olduğunu unutmayalım. Mesela hep deniyor ya, "Aa hocam Ali ata bak" cümlesinde. İşte Ali orada özne değil mi? Değil arkadaşım. Niye değil? Çünkü bak yüklem. Kim? Sen. Özne var orada. Oradaki Ali sözcüğü hitap bildiren bir sözcük olduğu için kesinlikle özne diyemeyiz ona. Cümle dışı unsurdur. Bir de şu ara söz ve ara cümle olayında. Hangisi cümle dışı unsurdu? Derslerde yeri geldi söyledim bunu. Ara sözler arkadaşlar herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumundaysa o öge görevinde kullanılır. Ama açıklayıcılık özelliği yoksa yani ara cümle olarak kullanılmışsa, yargı bildirmişse buna biz yine cümle dışı unsur diyeceğiz. Mesela Mehmet Asil en küçük yeğenim yazın buraya gelecek cümlesinde. Gelecek yüklem. Kim gelecek? Mehmet Asil özne. Arkadaşlar Mehmet Asil dediğimiz şey kimmiş? En küçük yeğenimmiş. Bakın bu içteki kısım açıklayıcı bir niteliği bildiriyor ve yargı bildirmiyor arkadaşlar. İşte yargı bildirmiyorsa biz buna ara söz diyoruz. Ara söz ve hangi ögenin açıklayıcısı durumundaysa dedim o öge görevinde kullanılacak. Burada öznenin açıklayıcısı durumunda kullanılmıştır. O zaman bunu da özneye dahil edeceğiz. Bunu bize nasıl soruyor? Hangisinde diyor özne açıklayıcısıyla verilmiştir? Ya da nesne açıklayıcısıyla verilmiştir gibi bu şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu örneğe bakalım. Bu performansla pek sanmam ya akşama tüm işi bitiririz cümlesinde. Bitiririz yüklem. Kim? Biz gizli özne. Biz neyi bitiririz? Tüm işi. Nesne. Ne zaman bitiririz? Akşama zarf tümleci. Nasıl bitiririz? Bu performansla yine zarf tümleci. Arkadaşlar bakın şu pek sanmam ya kısmı. Bu kez ara söz değildir. Çünkü yargı bildiriyor. Pek sanmam demiş. Orası bir yargıdır. Yargı bildiriyorsa biz buna ara söz değil, ara cümle diyeceğiz. Ve ara cümle ise bu cümle dışı unsurdur. Herhangi bir ögenin de açıklayıcısı durumunda değildir. Bakın ikisinin farkına dikkat. İçteki kısım yargı bildirmedi ve öznenin görevinde kullanıldı. Daha doğrusu öznenin açıklayıcısı. Bu yüzden özne görevinde. Ama bu örnekte içteki kısım yargı bildirdiği için cümle dışı unsurdur arkadaşlar. Aynı mantık ormanlarımız, akciğerlerimiz. Her geçen gün cayır cayır yanıyor cümlesinde. Yanıyor yüklem, ne yanıyor? Ormanlarımız özne. Ormanlarımız dediği şey neymiş? Akciğerlerimizmiş. Yine özne açıklayıcısıyla verilmiştir.
Safa, Server Bedi derler, Cumhuriyet dönemi romancısıdır. Cumhuriyet dönemi romancısıdır yüklem. Kim? Peyami Safa Özne ve içteki kısım Server Bedi derler diyor. Bakın yargı bildiriyor. O zaman ara cümledir. Ve bunu unutmuyoruz. Cümle dışı unsur diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Biraz cümleler cümle dışı unsurdur. Altıncı kuralımız, yani ögeler bulunurken dikkat etmemiz gereken şey. Bir cümlede arkadaşlar birden fazla yüklem olabilir. Birden fazla özne, nesne ya da dolaylı tümleç olabilir. Ya da bir yüklem birden fazla ögeye bağlanabilir, tümlece bağlanabilir diyebiliriz. Ya da tam tersi olarak tek bir özne, nesne veya tümleç de birden fazla yükleme bağlanabilir. Buna işte ögeleri ortak sıralı cümle diyeceğiz ileride. Ortak ögesi yoksa işte bağımsız sıralı cümle diyeceğiz. Varsa bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Bir bakalım örneklerime. Bu sabah uykusunu almış bir şekilde işe geldi. Evet. Geldi yüklem. Kim? O gizli özne. O nereye geldi? İşe dolaylı tümleç bakın. Ne zaman geldi? Bu sabah. Zarf tümleci. Nasıl geldi? Uykusunu almış bir şekilde yine zarf tümleci. Ve dediğim gibi ikisinin de soruları farklı olduğu için bunlara tek bir zarf tümleci diyemiyoruz arkadaşlar. Bir yükleme birden fazla zarf tümleci bağlanmış bu cümlede. Diğer örneğimde kahveyi aldı, yudumladı ve beğenmediğini söyleyerek masaya bıraktı. Bakın aldığı yüklem. Kim? O. O neyi aldı? Kahveyi, nesne oldu. Yudumladı kısmı yine yüklem arkadaşlar. Kim yudumladı? O. Bakın özneleri ortak sıralı cümle. O neyi yudumladı? Kahveyi. Nesneleri de ortak sıralı cümle. Ve beğenmediğini söyleyerek masaya bıraktı diyor. Bıraktı yüklem yine kim? O. Özneleri ortak bakın. Neyi bıraktı? Kahveyi. Nesneleri de ortak arkadaşlar. Okuduğum kitabı sana yarın okulda vereceğim. Vereceğim yüklem kim ben? Ben neyi vereceğim? Okuduğum kitabı. Belirtili nesne. Kime vereceğim? Sana. Dolaylı tümleç. Ne zaman vereceğim? Yarın. Zarf tümleci. Nerede vereceğim? Okulda. Yine dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın bu ikisi de dolaylı tümleç. Yine birden farklı sorulara cevap verdiği için iki tane farklı dolaylı tümleç kullanılmıştır. Annem, ben ve ablam her gün sağlıklı yaşam için spor yaparız. Spor yaparız yüklem kim? Annem, ben ve ablam öznedir. O zaman tek bir yüklemin birden fazla öznesi olduğunu görüyoruz. Evet, yine ÖSYM'nin sorduğu ve sizin zorlandığınız bir soru tarzı arkadaşlar. Soru cümlelerinde ögeleri bulmamızı isteyebilir bizim. Ya da hangisinde der soru farklı türden bir ögeyi buldurmaya yöneliktir der. Bu tarz soruları örnek aldım, birazdan göreceğiz. Arkadaşlar soru cümleleri farklı ögeleri buldurmaya yönelik olabilir. Bir soruya verilen cevap hangi ögeyi karşılıyorsa soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Hani bu ilk slaytımızda, ilk sayfamızda gördük ya, işte özneyi bulmak için hangi soruyu soruyorduk, nesneyi bulmak için hangi soruyu. İşte o soru sözcüklerini bilmemiz burada da çok önemli. Şimdi dikkat, bize ne zaman katılacaksın? Ne zaman sorusu bize zarf tümlecini bulduruyordu. Zaman zarfı ya çünkü. O zaman burada soru zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir diyeceğiz arkadaşlar. Bunları sana kim anlattı? Bakın kim kısmı özneyi bulmak için sorduğumuz soruydu. O zaman burada da özneyi buldurmaya yöneliktir diyeceğiz. Soru cümlemiz özneyi buldurmaya yönelik. Bu ürünü nereden temin edebilirim? Nereden? Danden ekini alıyorsa, AE ekini ya da DAD ekini haleklerini alıyorsa bunlara da ne demiştik? Dolaylı tümleci. O zaman sorumuz dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir. Salonu boyamaya yardım etmesi için kimi çağırdın derken
Kim sorusu bakın ismin i halini almış. O zaman sorumuz yine belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir arkadaşlar. Yani hangi soru hangi ögeyi buldurmaya yönelikse bu şekilde deneyeceğiz. Yani böyle de karşımıza çıkabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Bunlara cevap vererek de bulabilirsiniz aslında. Bize ne zaman katılacaksın cümlesine? İşte size yarın katılacağım diyebiliriz. Yarın katılacağım. Bakın cevap cümlemiz ne oldu? Zarf cümleci oldu. Ya da bunları sana kim anlattı? Ahmet anlattı diyoruz. Anlattı yüklem kim? Ahmet. Cevabımız özne olduysa kim sorusu özneyi buldurmaya yönelik. Yine oradan temin edebilirsiniz. Cevabımız dolaylı cümleci olur. Kimi çağırdın? Ahmet'i çağırdım diyebiliriz. Çağırdım yüklem kim ben? Ben kimi çağırdım? Ahmet'i. Nesneyi buldurmaya yönelik. Evet. Arkadaşlar en çok dikkat etmeniz gereken şey ise kim sözcüğü, ne sözcüğü, hani özneyi ve nesneyi buldurur dedik. Fakat bu şekilde ek eylem alırsa, yani yüklemde kullanılırsa yüklemi soruyor demektir. Bakın isterseniz cevap vereyim. Akşamleyin seni arayan kimmiş? İşte akşamleyin beni arayan Ali'ymiş deriz. Ali'ymiş. Ali'ymiş kısmı yargı bildiriyor bakın. Beni arayan Ali'ymiş dedik. O zaman burası tamamen yüklem. Verilen cevap yüklemse orada kim soru sözcüğü yüklemi buldurmaya yönelik. Yani kim sözcüğü yargı bildirmiş. Bu yüzden yüklemi buldurmaya yöneliktir dedik. Soru cümleleri ola ki mımi soru edatıyla sağlanıyorsa arkadaşlar, mımi soru edatı hangi ögeden sonra kullanılıyorsa soru o ögeyi buldurmaya yönelik olur. Mesela dün alışverişte Mehmet'i mi gördün? İsterseniz mımiyi şöyle bir kafamızdan soyutlayıp cümlenin ögelerini bulalım. Gördün yüklem, kim, sen, gizli özne. Sen kimi gördün? Mehmet'i. Nesne oldu? Nerede gördün? Alışverişte. Dolaylı tümleç. Ne zaman gördün? Dün. Zarf tümleci. O zaman mımi soru edatı dedim. Hangi ögeden sonra kullanılıyorsa soru o ögeyi buldurmaya yönelik. Bu cümlede nesneyi buldurmaya yönelik oldu. Şöyle kursaydı cümleyi. Dün alışverişte Mehmet'i gördün mü? Yüklemi buldurmaya yönelik oldu bakın. Ya da dün alışverişte mi Mehmet'i gördün? Dolaylı cümleci buldurmaya yönelik oldu. Dün mü alışverişte Mehmet'i gördün deseydik, zarf cümlecinden sonra geldiği için zarf cümlecini buldurmaya yönelik olur. İşte mımi soru edatı için bu kural geçerli dedim. Diğer soru sözcükleri için ise hangi ögeyi buldurmaya yönelikse o ögedir cevap diyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Son kuralımız, yani ögeler bulunurken dikkat edilmesi gereken son kuralımız ki zaten söyledim bunu da. Özne ve nesne arkadaşlar, belirtisiz nesne daha doğrusu, isim çekim eklerinden hal eklerini kesinlikle almazlar. Özne ve belirtisiz nesne dedik, hal ekini kesinlikle almaz. İsmin i halini görüyorsak belirtili nesne, e, de ve den halini görüyorsak ise dolaylı tümleç aklımıza gelecek. Buna dikkat edelim. Ve e, de, den ekleri bazen zarf tümleci yapar. Bunun istisnalarını söyleyeceğim zaten. Evet. Şimdi soru tarzı olarak ögelerle ilgili bir sürü farklı tarzda soru sorulabilir. Mesela öge sayısını sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır der ve uzun uzun cümleler verir bize. Vakit kaybettiren bir cümledir bunlar, soru tarzıdır. Bakalım ögelerini bulalım. Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu yoktur. Yoktur yüklem. Ne yoktur? Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu özne oldu. O zaman burada iki ögeli bir cümle. Seni çok harika bir insana emanet ediyorum. Emanet etmektir arkadaşlar. Yüklemimiz çünkü yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Yüklem dedim. Kim? Ben gizli özne. Ben kimi emanet ediyorum? Seni. Nesne oldu, belirtili nesne. Kime emanet ediyorum?
çok harika bir insana dolaylı tümleç. Arkadaşlar, bu cümlenin kaç tane ögesi vardır diye sorduğum zaman bir kısmınız 3 tane diyecek, bir kısmınız 4 tane diyecek. Arkadaşlar, kesinlikle ben gizli öznesini, yani gizli öge olarak saymayacağız. O zaman burada şu an 3 ögeli bir cümle var dedik. Uçaklar havaalanından kalktıktan sonra görünmüyordu. Görünmüyordu yüklem. Kim görünmüyordu, ne görünmüyordu? Uçaklar, özne. Ne zaman görünmüyordu uçaklar? Havaalanından kalktıktan sonra zarf tümleci oldu. Bu da 3 ögeli bir cümle. Bana suçluluk duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu. Hatırlatmıyordu yüklem. Kim? O gizli özne, bakın, ama o öge olarak saymıyoruz dedim. O ne hatırlatmıyordu? Suçluluk duygusundan başka bir şey. Ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesne. Kime hatırlatmıyordu? Bana dolaylı tümleç oldu. Büyük kestane ağaçlarının altında saatlerce oturduk. Oturduk yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Biz nerede oturduk? Büyük kestane ağaçlarının altında. Dolaylı tümleç. Ne kadar oturduk? Saatlerce, zarf tümleci. Bakın, burada öge sayısı bakımından farklıdır diyordu. Bu da 3 ögeli oldu. Cevabımız A şıkkı. Çünkü o 2 ögeli bir cümle oldu arkadaşlar. Evet, ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Yani böyle öge sıralamasını da sorabilir bize. Bakalım, güneş kaldırım kenarındaki unutma beni, menekşe ve süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü. Dönmüştü yüklem. Kim dönmüştü? Güneş, özne. O zaman özne ile başlamayanları eledim arkadaşlar. Bakın, iki şık direkt gitti. Güneş neyi dönmüştü? Yüzünü, nesne. O zaman yüklemden bir önceki ögemizin de nesne olduğunu gördük. A şıkkını da eledim. E şıkkını da eledim. Cevabımız D şıkkı. Ama yine de kalalım. Neye yüzünü döndü? Karşı binadaki açık pencereye. Dolaylı tümleç. Nasıl yüzünü döndü? Kaldırım kenarındaki unutma beni, menekşe ve süsenlere dokunup yüzünü döndü. Bu kısımda hep zarf tümleci arkadaşlar. O zaman sıralamamız özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemdir arkadaşlar. Böyle öge sıralanışında sorabilir. Hatta bir cümle verip öge sıralanışı bakımından hangisiyle özdeştir diye de sorabilir. Diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edat öbeğinden oluşmuştur diyor. Bakın, bir cümlenin ögeleri sorusunda biz edatı da bilmemizi istiyor. Edatları hatırlayın, tek başına kullanıldığında hiçbir anlam ifade etmeyen, tekstine göre anlam kazanan, mesela değil sözcüğü, mı soru söz edatımız, işte sanki kelimesi, kadar gibi kelimesi, böyle bir sürü edatımız vardı arkadaşlar. Yüklem diyor, edat öbeğinden oluşsun. Bakalım, yüklemleri bulalım. Vefaya gelip de boza içmeden gitmek olmazdı. Olmazdı yüklem, edat yok. Bu olmadı. En sevdiği arkadaşlarından biri Mustafa idi. En sevdiği arkadaşlarından biri Mustafa idi kısmı tamamıyla yüklem. Yine edat öbeğinden oluşmamış bir isim tamlaması ve onun sıfatından oluşmuş. Küçücük bir kutu kadardı geçen ay aldığı ev. Yüklemi buluyoruz yine. Küçücük bir kutu kadardı yüklem. Ve kadar kelimesi edat, o zaman yüklemimiz edat öbeğinden oluşmuştur arkadaşlar. Ataç denemenin en önemli isimlerindendir. Denemenin en önemli isimlerinden biridir kısmı isim tamlaması tamamıyla yüklem. Köşkün oldukça ferah bir avlusu vardı cümlesinde ise vardı kelimesi yüklem ve edat öbeğinden oluşmamış arkadaşlar. Diğer sorumuz, bu cümlenin yer tamlayıcısında, yani yer tamlayıcısı dolaylı tümleçti. Aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Ögelerini bir bulalım.
Daima bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum. Hayran olduğum yüklem. Hayran olmak bakın, yardımcı fiille kurulan birleşik fiil olduğu için yüklem dedik. Kim hayran oldu? Ben. Ben neye hayran oldum? Bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa kısmı dolaylı tümleç. Arkadaşlar bizim işimiz aslında burasıyla. Bize diyor ki dolaylı tümleç aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım şıklara. İsim fiilimiz var mı? Bakın yine birden fazla bilgi istiyor bizden. İsim fiil mayışmaktı. Yaşayış derken yaşamak fiiline iş gelip onun ismini oluşturuyor. O zaman buna isim fiil dedim. Bir önceki videomuzda anlatmıştık bunu. Sıfat fiil demiş. Anası mezar dikecekmiş. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu şehre ilk giren dedik bakın. Sıfat fiili gördük. Edat diyor. Bakalım bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kullanan dedelerimizin yaşayışlarındaki halis taraf. Edat'ı göremedik arkadaşlar. Bağlaç demiş ve bağlacı. Zarf fiil diyor. Arak, erek, eki. Bunu da gördük. Bu yüzden cevabımız edattır. Yani dolaylı tümlecin içerisinde bakın edat kullanılmamış arkadaşlar. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışını sormuş bize. Yine bakalım. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Öldürmüyor mu yüklem? Kim? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Özne. Neyi öldürmüyor mu? Kimi öldürmüyor mu? Kendini, nesne. Ve iyi halini aldığı için belirtili nesne dedim. Ne zaman öldürmüyor mu? Yaşarken zarf tümleci. Bakalım özne, nesne, zarf tümleci ve yüklem olmak üzere cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yine bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır demiş. Bakalım. Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler, en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyordu cümlesinde. Arkadaşlar, boy göstermek yüklemdir. Kim boy gösteriyordu? Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler. Yani şu kısım hep özne bakın. Nerede boy gösteriyordu? En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yol boy gösteriyordu kısmında dolaylı tümleç. Nasıl boy gösteriyordu? Yer yer zarf tümleci. O zaman özne var. Dolaylı tümleci bulduk, zarf tümlecini ve yüklemi bulduk. Oysa belirtili nesne yok arkadaşlar. Cevabımız yine C şıkkı bakın. Bu sorularım hep kaynaklarından aldım. Kaliteli sorular yani. MEP'in tavsiye ettiği sorular diyelim. Arada çıkmış sorulardan da kullandık arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde öge sıralayıcı, özne, zarf tümleci, yüklem şeklindedir diyor. Ögelerin sıralanışını sormuş. Bakalım. Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar. Yararlanıyorlar yüklem. Kim? Arkeologlar. Özne. Arkeologlar neyden yararlanıyor sorusuna cevap verir ve dolaylı tümleç olur. Direkt olarak eledik o zaman. Zarf tümleci yok orada. Ama geçmişte olup bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. Bakın bilemeyecekler yüklem kim? Onlar. Arkeologları kastediyor ama bu cümleyi bağımsız düşündüğümüz durumda onlar gizli öznedir. Gizli özne de öge olarak alınmıyordu bakın. O zaman ikincisi de gitti. Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün zamanın yok edici gücüne dayanamadığını görebiliyoruz. Görebiliyoruz yüklem kim? Biz. Öge sıralamasına uymadı arkadaşlar. O yüzden üçüncü cümleyi deledim. Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler
hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. Yitip gidebiliyor yüklem. Kim ya da ne gidip yitip gidebiliyor? Geçmişe ait düşünceler ve inançlar kısmı, inançlar gibi çok önemli şeyler kısmı öznedir. Nasıl yitip gidiyor? Hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor zarf tümleci arkadaşlar. O zaman bizden istenene uydu bakınız. Özne, zarf tümleci ve yüklem şeklinde cevabımız dördüncü cümleymiş. Diğer soru, bakın bu tarz sorular çok uğraştırır. Çünkü hem altı şıklı olarak düşün, altı tane cümlenin ögelerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Gözlerimi açtığımda, yani öge sıralanışı yönünden hangisi bu cümleyle aynıdır diyor. Bir cümle veriyor, önce bunun ögelerini bul istiyor ve hangisi bununla özdeştir diyor bize. Gözlerimi açtığımda saatim ve bozuk paralarım başucumdaki komodinin üzerinde garip bir ölü doğa resmi gibi duruyordu. Duruyordu yüklem. Kim duruyordu? Ne duruyordu? Saatim ve bozuk paralarım özne. Nerede duruyordu? Başucumdaki komodinin üzerinde dolaylı tümleç. Nasıl duruyordu? Garip bir ölü doğa resmi gibi zarf tümleci. Ne zaman duruyordu? Gözlerimi açtığımda, bu da zarf tümleci. Arkadaşlar bizden öge sıralamasını sordu. Yani zarf tümleci özne, dolaylı tümleci zarf tümleci yüklemi arayacağız bir sırasıyla. Bakalım. Öğlen arkadaşım bize gelince çocuklar gibi sevinmiştim. Sevinmiştim yüklem. Kim? Ben gizli özne. Hemen eledim bakın. Niye? Çünkü gizli özne var. Oysa burada gerçek özne kullanılıyor. Sabah annemle ben evin yanındaki parkta 1-2 saat yürümüştük. Yürümüştük yüklem. Kim? Annemle ben, özne. Ne zaman yürümüştük? Sabah, zarf tümleci. Nerede yürümüştük? Evin yanındaki parkta, dolaylı tümleç. Ne kadar yürümüştük? 1-2 saat, yine zarf tümleci. Uydu mu? Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa dedik. İşte geçenlerde burada da ulaşım. Evet, bekliyorum. Geçenlerde burada da ulaşımı engelleyecek derecede yoğun bir kar yağışı olmuştu. Kar yağışı olmuştu yüklem. Ne olmuştu? Yoğun bir kar yağışı. Hatta hepsini alıyoruz bakın. Ne zaman geçti? Zarf tümleci. Yani aslında cevabı bulduk ama diğerlerini de isterseniz bulabilirsiniz sağlamasını yapmak açısından. Evet. Diğer sorumuz. 2017 lisans sorusu arkadaşlar. Lisansa çıkan. Bakın soru kökümüz şuydu. Ben tüm şıkları almadım ama. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi sıfat tamlaması oluşturur diyor. Yine birden fazla bilgi istiyor bizden. Özneyi bulacağız. Öznemi sıfat tamlamasını buna bakacağız. Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular, hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etkendir. Arkadaşlar, hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etkendir kısmı isim tamlaması, araya da sıfat girmiş tabii ki. O zaman buna yüklem dedik. Bu neymiş? Bireyin benliğini bütünüyle saran duygularmış bu etken olan. Hepsine de o zaman özne dedi. Bize ne diyor? Öznesi diyor sıfat tamlamasından oluşsun. Duygu isim, isimden önce hemen an en sıfat fiilekini gördük. Demek ki orada sıfat var ve öznemiz sıfat tamlamasından oluşmuş. Yani nasıl duygular? Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Diğer sorumuz 2016'da ön lisans KPSS'de çıkmış. Ögelerinin sıralamasını soruyor yine arkadaşlar. Ben 11 yaşındayken babam beni önceleri 3 sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü. Götürürdü yüklem. Kim? Babam, özne. Babam kimi götürürdü? Beni. Belirtili nesne.
Bunlardan sonra sadece istediğiniz ögeyi bulun dedim. Ne zaman götürürdü? Ben 10 yaşındayken zarf tümleci. Nereye götürürdü? Önceleri 3 sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine dolaylı tümleci. Yine öge sıralamasını sormuş bize de. Zarf tümleci özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. Hangisinde nesne açıklayıcısıyla verilmiştir diyor. Arkadaşlar Ömer Seyfettin edebiyatımızın köşe taşlarından biri öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir. Öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindendir. Yüklem kim? Ömer Seyfettin özne. Kimmiş bu Ömer Seyfettin işte? Edebiyatımızın köşe taşlarından biriymiş. Ama özne açıklayıcısıyla verilmiş bakın. Hasankeyf'e Batman'ın tarihi ilçesine. İsmi ne halini aldı? O zaman burası dolaylı tümleç ve dolaylı tümlecimiz açıklayıcısıyla verilmiş. Yakup Kadri'nin bu eserini Kiralık Konakı birkaç kez okudum. Okudum yüklem kim ben? Gizli özne. Ben neyi okudum? Yakup Kadri'nin bu eserini. Belirtili nesne. Neymiş bu eser? Kiralık Konakmış. Arkadaşlar nesnemiz açıklayıcısıyla verilmiş. Yani ara söz nesne görevinde kullanılmış. Çocuklar en sevdikleri kitapları okuyor, birbirlerine sorular soruyordu. Zaten ara söz yok. Edebiyatımızın bu usta edibi Tanpınar, çağdaşı pek çok şair etkilemiş. Etkilemiştir yüklem. Kim? Edebiyatımızın bu usta edibi özne. Kimmiş bu edip? Tanpınar'mış. Yine öznemiz açıklayıcısıyla verilmiş. Bize nesneyi istiyordu bizden. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet. Yine sırasıyla diyor. Ne zaman, nerede, neyi sorularının cevabını sırasıyla veren cümle hangisidir? Arkadaşlar ne zaman diye buna zarf cümleci, nerede diye dolaylı tümleç demeyeceğiz. Yani öge sıralaması olarak bize zarf cümleci, dolaylı tümleç ve nesneyi sormuyor. Bu sorulara cevap verenleri sırasıyla soruyor. Bakalım. Son zamanlarda dostlukların perakende fiyatına satıldığına şahidiz. Şahit. Biz neye şahidiz? Dostlukların perakende fiyatına satıldığına. Bakın neye sorusuna cevap verdi. Ne zaman şahidiz? Son zamanlarda ne zaman sorusuna cevap verdi. Ama buradaki nerede değil de neye olduğu için gitti. Dikkat. Bakın ikisi de dolaylı tümleç. Ama sorular farklı. Bugün dört yanımda sevgi dolu bir dünya var. Var yüklem. Ne var? Sevgi dolu bir dünya. Ne sorusuna cevap verdi? Nerede var? Dört yanımda. Nerede sorusuna cevap verdi? Ne zaman sorusuna cevap verdi? O zaman bu da gitti arkadaşlar. Pardon bize evet ne sorusuna cevap verdi. Bizden neyi sorusunu istiyordu. Güveni ve saygıyı bu dönülmez yollarda tüketmeyin. Tüketmeyin yüklem. Kim? Siz gizli özne. Siz neyi tüketmeyin? Güveni ve saygıyı. Neyi sorusuna cevap verdi. Nerede tüketmeyin? Bu dönülmez yollarda. Nerede sorusuna cevap verdi. Bakın yine uymadı. Gülmek fırtınalı gökte doğan gök kuşağı gibidir. Fırtınalı gökte doğan gök kuşağı gibidir. Yüklem ve yüklemimiz bakın bir edat öbeğinden oluşmuş. Ne fırtınalı göklerde doğan gök kuşağı gibidir? Gülmek özne ne sorusuna cevap vermiş? Bu şıkta gitti. Şimdi ki genellikle böyle son cümlelere veriyorlar cevabı. Şimdi bu beton yığınlar arasında geçmişimi özlüyorum. Özlüyorum yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben neyi özlüyorum? Geçmişimi. Bakın neyi sorusuna cevap verdi. Nerede özlüyorum? Bu beton yığınları arasında. Nerede sorusuna cevap verdi. Ne zaman özlüyorum? Şimdi. Bu da ne zaman sorusuna cevap verdi. Yani ne zaman, nerede ve neyi sorularına sırasıyla cevap verdiği için cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Bu da yine güzel bir soru. Evet, şu tarz sorulara yine dikkat edin dedim.
Sorulardan hangisine verilen cevap diğerlerinden farklı bir öge olur? Bunu böyle de sorabilir. Ya da hangisinde cevap farklı türden bir ögeyi buldurmaya yöneliktir diye de sorabilir. Kim sorusu özneyi buldurmaya yönelikti. Doğru mu? İsterseniz cevap verin dedim. Kim gelecek az sonra? Oğlum gelecek diyelim. Oğlum gelecek. Gelecek yüklem kim? Oğlum özne. O zaman kim sorusuna verilen cevap özneymiş. Sorumuz özneyi buldurmaya yönelik. Hangi okul evinize yakın? Diyelim ki o okul ya da nokta nokta okulu evimize yakın. Yakın yüklem ne? Nokta nokta okulu. Özne. O zaman yine sorumuz özneyi buldurmaya yönelik. Aradan kaç yıl geçti? Aradan 3 yıl geçti diyelim. Geçti yüklem ne geçti? 3 yıl özne. Bakın yine sorumuz özneyi buldurmaya yönelik oldu. Senden ne istedi? Dikkat. Benden kitap istedi. İstedi yüklem kim? O. Gizli özne. O ne istedi? Kitap nesne oldu. Dikkat arkadaşlar. Verilen cevap nesne olduğu için soru nesneyi buldurmaya yöneliktir diyoruz. Yine şehirlerden hangisi daha güzel cümlesinde? Şehirlerden Aksaray daha güzel dedik. Güzel yüklem ne? Aksaray özne. Sorumuz yine özneyi buldurmaya yöneliktir. Bu tarz sorularda isterseniz cevap verin dedim. İsterseniz soru sözcüklerinden yola çıkarak bulun. Size kalmış. Evet. Arkadaşlar yine farklı bir soru tarzı. Ögeleri ayırmada hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Öncelikle bir yüklemi bulacağız. Osmanlı'da aile hayatı, eş dost ve komşuluk ilişkileri çok önemsenirdi. Önemsenirdi yüklem. Arkadaşlar biraz önceki ögeleri bulmak için sorduğumuz soruları bu kez sormamıza gerek yok. Yani o yöntemle yapmamıza gerek yok. Tabii ki istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi bölünen kısmı yükleme bağlayarak deneyin. Osmanlı'da önemsenirdi. Uygun oldu. Doğru mu? Osmanlı'da önemsenirdi. Aile hayatı, eş dost ve komşuluk ilişkileri önemsenirdi. Evet bunu da bağlayabildik bakın. Çok önemsenirdi. Bunu da bağlayabildik. Yani yükleme hepsini tek tek bağladığımız zaman anlamlı bir söz dizimi oluyorsa ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmamıştır diyeceğiz. Burası doğru. Hep birlikte olmak ve bir şeyler paylaşmak sosyal hayatın en önemli kısmını oluştururdu. Oluştururdu yüklem. Hep birlikte olmak ve bir şeyler paylaşmak oluştururdu. Oldu. Sosyal hayatın oluştururdu. Oldu mu? Kesinlikle olmadı bakın buna dikkat. Sosyal hayatın en önemli kısmı zaten isim tanımlaması olduğu için burada isim tanımlamasını bölerek yanlış yapmış. Bu yüzden ikinci cümlemiz yanlıştır diyeceğiz. Şunlara da bakalım. Hani bir gelenekti, pardon şunun üçüncü cümlemiz. Bir araya gelirdi yüklem. Uzun kış gecelerinde bir araya gelirdi. Birçok hane bir araya gelirdi. Sıkıntı yok doğru. Bir gelenekti yüklem, helva kavrulup sohbet edilerek oyunlar oynanması bir gelenekti. Yükleme doğru bağlanmış arkadaşlar. Denirdi yüklem, ne denirdi? Helva sohbeti denirdi. Yine şurayı okuyunca 20. yüzyılın ortalarına kadar saraylarda, konaklarda ve köylerde yaşatılan bu geleneğe denirdi. Yine uyuyor arkadaşlar. Yani neye sorusuna cevap veriyor. Yani ögeleri ayırmada yanlışlık hangisinde yapılmıştır tarzındaki sorularda bu şekilde yüklemi bulup diğerlerin hep bölünen yerinden yükleme bağlayarak deneyebilirsiniz. Hangisinde D ekin alan sözcük dolaylı tümleç görevinde kullanılmamıştır diyor. Şimdi ismin E hali, D hali, den halini alanlar da dolaylı tümleçtir dedim ama bazen zarf tümleci görevinde kullanılanlar da var arkadaşlar. Bakalım. Profesör konuşmayı bitirince öğrenciler onu ayakta alkışladı. Alkışladı yüklem kim? Öğrenciler özne. Şimdi buna nerede alkışladı diye soramayız arkadaşlar. Nasıl alkışladı diye sorarız.
nasıl sorusuna cevap verdiği için buradaki dade dolaylı tümleç değil, yani dade yalan sözcük dolaylı tümleç değil, zarf tümleci görevinde kullanılmış. Zaten onu nesne, profesör konuşmayı bitirince kısmı da yine zarf tümleci. Cevabımız direkt olarak A şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. Evin bahçesinde bir çocuk gibi yalnızlığın bestesini çalıyordu. Çalıyordu yüklem. Nerede çalıyordu? Evin bahçesinde. Nerede sorusuna cevap verdi? Dolaylı tümleç. Tabii özneyi bulduğumu farz edelim. İnsanlar ellerinde bayraklarla yollarda bizi bekliyormuş. Bekliyormuş yüklem. Kim? İnsanlar. Özne. Nerede bekliyormuş? Yollarda. Dolaylı tümleç. Daha de yalan. Yine dolaylı tümleç görevinde. Binanın altında çay ocağı mı açılıyor? Açılıyor yüklem. Ne açılıyor? Çay ocağı. Özne. Nerede açılıyor? Binanın altında. Dolaylı tümleç. Burada da daha de dolaylı tümleç oldu. Başarılı birinin arkasında başarılı başka insanlar vardır. Vardır yüklem. Kim vardır? Ne vardır? Başarılı başka insanlar vardır. Özne nerede vardır? Başarılı birinin arkasında. Yine nerede sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç. Cevabımızı zaten ilk başta bulmuştuk. Daha D'yi alan sözcük zarf tümleci görevinde kullanıldı. Hangisinde sözlü özne kullanılmıştır? Arkadaşlar sözlü özne dediğimiz şey bir önceki videomuzda anlatmıştım. Edilgen çatılı fiillerde oluyordu. Yüklem, yani mutlaka bir eylem cümlesi olacak zaten. Yüklemimiz, yani eylemimiz le, ne, çatı eklerinden herhangi bir ve eylemin başkası tarafından yapıldığı anlamı vardı. Bakalım. İnsan ancak sosyal yapının bir parçası olursa mutlu olabilir. Direkt olarak yüklemleri bularak deneyelim. Mutlu olabilir yüklem. Mutlu olabilmek, bakın burada abilmek, ebilmek fiilidir o. LN çatı eki yok. Direkt olarak eleyebiliriz. Çünkü kim mutlu olabilir? İnsan. Gerçek özne var bakın. Özgüvenli olan kişiler olumlu ve olumsuz yönlerini görürler. Görürler yüklem. Kim? Özgüvenli olan kişiler. Görme eylemini kişiler kendi yapıyormuş. Bu da gerçek özne oldu. Evinizi sevimli bir ortama çevirmek için gayret gösteriniz. Gayret gösteriniz. Yüklem. Kim? Siz. Gizli özne. Gizli öznemiz var, sözlü özne yok. Bunu da iledim direkt. Tecrübenizi diğer insanlarla paylaşmaya çalışmalısınız. Paylaşmaya çalışmalısınız. Yüklem. Kim? Siz. Gizli özne. Eledim. Evlerde mutlaka güvenli internet tercih edilmelidir. Tercih edilmelidir. Ne tercih edilmelidir? Güvenli internet özne. Arkadaşlar, öznenin tanımında ne demiştim? Yüklemin bildirdiği yargı yapan varlıktır demiştik. Burada tercih edilme eylemini yapan internetin kendisi değildir. Başkası tarafından tercih yapılma anlamı var. Başkası tarafından tercih ediliyor. Bu yüzden bu özneyi özne diyorduk. Ve yüklemdeki zaten LN çatı ekini gördük. Tercih edilmelidir derken edilgen çatıdır ve söz öznesi var. Bu yüzden cevabımız E şık. Hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Günün bu saatinde bizi rahatsız eden kimmiş? Evet. Şöyle dediğinizi duyar gibi olmuşsunuz da olsanız evet bunu duyardım kesinlikle. Ali rahatsız etmiş hocam diyor işte Ali özne. Hayır kesinlikle Ali özne değil oradan. Yani bakın cevap vereceğiz dedik ya günün bu saatinde bizi rahatsız eden Ali'ymiş diyoruz. Ali'ymiş. İsmin üzerine mışmış ek eylemi gelip yüklem yapmadı mı? Yani yine aynı mantık bakın. Kim soru sözcüğünün üzerine yani ismin üzerine mışmış ek eylemi gelip yüklem yaptı. O zaman soru sözcüğümüz hangi öge görevindeyse dedim o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Burada sorumuz yüklemi buldurmaya yönelik. Zaten en çok bunu sorarlar bize. Düşüyoruz çünkü. Ne yapıyorduk? Mami soredatını gördüğümüzde kendinden önceki öge hangisiyse onu buldurmaya yönelikti. Türk Saz Şiiri Antolojisini Saim Sakoğlu mu yazmış? Yazmış yüklem. İşte buna tabii ki evet hayır diye cevap vermeyeceğiz. Ya da başımızı böyle sallamayacağız aşağı yukarı.
Cık da demeyeceğiz. Ne yapacağız? Direkt cevap vereceğiz. Türk Saz Şiiri Antolojisi'ni Saim Sakoğlu yazmış. Yazmış yüklem kim? Saim Sakoğlu. Sorumuz özneyi buldurmaya yönelik. Devam ediyorum. Kardeşin dışarıda 2 saattir neyi bekliyor? Bakın neyi? Sana ne der değil mi genellikle? İsmin i halini aldı. O zaman sorumuz belirtili nesneyi buldurmaya yönelik. Az önce yemekte ne yediniz? Tabii sana ne diye cevap vermeyecektik. Zıkkımın kökünü yedik de demeyecektik değil mi? Evet, az önce yemekte ne yiyelim? Musakka yedik. Evet, bakın yediniz yüklem. Kim? Siz gizli özne. O zaman gizli özneyi bulduktan sonra ikinci kez sorulan ne sorusu bize belirtisiz nesneyi veriyordu ya. Soru burada belirtisiz nesneyi buldurmaya yönelik. Hediye olarak bu çantayı alsam mı acaba? Mı mi? Hangi ögeden sonra geldiyiz? Yönelik de burada da yüklemi buldurmaya yönelik arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim cevabımız B şıkkı. Birkaç sorum kaldı. Hangisi diyor tek ögeli bir cümledir? Yine öge sayısıyla alakalı. Biraz sabretmem ve merak ettiğim hikayeye saygı göstermem gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Ne gerekiyor? Biraz sabretmem ve merak ettiğim hikayeye saygı göstermem özne. Burası iki ögeli bir cümle oldu. Durmadan, dinlenmeden olanca gücüyle ötüyordu düdüğü. Öttürüyordu düdüğü. Öttürüyordu yüklem kim o? Neyi öttürüyor düdüğü? Nesne. Sonuçta tek öceli değil gitti. Ortasından geçen dere vadiyi iki ayrı bölgeye ayırıyor. Ayırıyor yüklem kim? Ortasından geçen dere özne. Yine bir başka ögemiz daha var gitti. Oturduğumuz yerin karşısında büyük bir sahne var. Var yüklem ne var? Büyük bir sahne. Özne nerede? Oturduğumuz yerin karşısında dolaylı tümle ögeli olmadı. Ayağında kocaman çizmeleri olan çekingen ve düşünceli bir çocuktu. İsim cümlelerine dikkat. Yani çocuk isim ya. Bir sözcüğünün sıfatı zaten. Nasıl çocuk? Çekingen ve düşünceli. Onun sıfatı dahil ettim. Gördük yine an en sıfat fiilekini. Hop yuttum. Buraya kadardı. Varsa noktalama işaretine kadar. Yoksa kendinden önceki kısmı tamamen yani cümlenin başına kadar yutuyordu. O zaman hepsi yüklem arkadaşlar. Tek ögeli bir cümle. Devam ediyorum. Numaralandırılmış atasözlerinden hangileri, ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir. Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez. Yürümez yüklem. Ne? Arpa verilmeyen at. Özne. Nasıl yürümez? Kamçı zoruyla zarf cümle için. At, at oluncaya kadar sahibi mat olur. Mat olur yüklem. Ne mat olur? Sahibi. Özne. Ne zaman mat olur? At, at oluncaya kadar zarf cümle için. Bu ikisi olmadı tabii ki. Aslan kükresi atın ayağı kösteklenir. Kösteklenir yüklem. Ne kösteklenir? Atın ayağı özne. Ne zaman kösteklenir? Aslan kükresi zarf cümleci. Zarf cümleci özne yüklem. Zarf cümleci özne yüklem. O zaman cevabımız 2, 3, C şıkkı. Bakın ata binen nalını mıhını arar. Arar yüklem kim? Ata binen özne. Neyi arar? Nalını mıhını nesne. Ata dostu, ata dostu oğula mirastır. Mirastır yüklem kim? Ata dostu özne. Kime mirastır? Oğula dolaylı tümleç. Cevabımızı zaten bulmuştuk. 2 ve 3. cümleler. Hem öge sayısı hem de ögelerin dizilişi bakımından özdeş arkadaşlar. Anladık. Evet. Şimdi böyle iki tane de slaytımızda örnek cümleler verdim. Bir de bunlara bakalım. Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Ziyaret etmişler yüklem. Kim? Avrupalı bilim adamları özne. Neyi ziyaret etmişler? Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi. Bakın söz öbeklerine dikkat ediyoruz işte. Ve neyi sorusuna cevap verdi? Belirtili nesne. Ne zaman ziyaret etmişler? Geçen yüzyılın başlarında o kısımda nedir? Zarf tümleci. Ögeleri bu şekilde bulduk arkadaşlar. Yani şurası da zarf tümlecine dahil.
Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar. Başlar yüklem kim? Her sanatçı özne. Her sanatçı neye başlar? İşe. Dolaylı tümleç. Nasıl başlar? Başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek zarf tümleç. Sokak köpekleri belediye tarafından toplatıldı. Buna bir dikkat edelim. Toplatıldı yüklem. Kim toplatıldı? Sokak köpekleri özne. Nasıl toplatıldı? Belediye tarafından zarf tümleç. Arkadaşlar burada bir şunu söylemek istiyorum. Bakın toplatılma eylemini sokak köpekleri kendi yapmıyor. O yüzden buna biz ne dedik? Sözlü özne demiştik. Edilgen çatılı. Peki kim yapıyormuş? Yani bu toplatılma eylemini kim yapıyormuş? Belli değil mi? Belediye yapıyormuş. Eylemi yapan kişi belli. Ama bu da özne görevinde değil. Arkadaşlar buna da işte örtülü özne deriz. Örtülü özne. Bakın cümlede eylemi yapan kişi belli. Fakat özne görevinde değil de zarf cümleci görevindeyse buna örtülü özne diyoruz. Burada toplatılma eylemini yani sokak toplatıldı yüklem dedik. Kim ya da ne toplatıldı? Sokak köpekleri özne. Toplatılma eylemini sokak köpekleri kendi yapmıyor. Belediye yapıyor. Ama bu da zarf cümleci görevinde olduğu için buna da işte örtülü özne diyoruz. Bu film sanatseverlerce eleştiri oklarına tutulmuş. Bakın eleştiri oklarına tutulmuş yüklem. Kim ya da ne eleştiri oklarına tutulmuş? Bu film özne. Eleştiri oklarına tutulma eylemini filmin kendi yapmıyordu. Bu yüzden sözde özne. Nasıl eleştiri oklarına tutulmuş? Sanatseverlerce zarf cümleci dedik. Ve dikkat edelim işte yine aynı şey bakın şununla aynı. Eylemi yapmak burada film değil sanatseverler. Ama sanatseverler ise özne değil zarf tümleci görevinde. Bu yüzden buna yine örtülü özne diyoruz. Olur ya karşınıza çıkarsa bu neydi? İşte hocamız söylemedi demeyin. Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı. Evet. İşlendi yüklem. Ne işlendi? Karlı dağların şanlı bayrağı işlendi. Özne. Nereye işlendi? Göğsümüze. Dolaylı tümleç. Nasıl işlendi? Mor dövmelerle zarf tümleç. Arkadaşlar dikkat edelim. Aslında ne ile işlendi sorusuna cevap veriyor. Bu normalde edat tümlecidir. Bakın ne ile, kim ile. Neye göre, kime göre. Ne için, kim için soruları edat tümlecini buldurmaya yöneliktir demiştim ya. Bu aslında ne ile işlendi sorusuna cevap verip araç anlamı katıyorsa edat tümlecidir. Fakat bazı dil bilimciler edat tümlecini zarf tümleci içerisinde değerlendirir ve buna zarf tümleci der. E hocam biz ne diyeceğiz şimdi? Biz ÖSYM ne derse onu diyeceğiz. ÖSYM'de arkadaşlar son yıllarda bunların örneğini sormadı bize. Olur ya sınavda karşımıza çıktı. Şıklarda bu tarz kim ile kısım edat tümleci olarak karşımıza çıkıyorsa, şıklarda edat tümleci varsa yani mutlaka edat tümleci. Ama edat tümleci yoksa ona zarf tümleci diyoruz arkadaşlar. Az önce bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm. Gördüm yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ben neyi gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm. Belirtili nesne oldu. Ne zaman gördüm? Az önce zarf cümleci. Bakın yine hani ben gizli öznesiydi. Bunu öge sayısı olarak anlıyoruz gizli özneyi. Ögelerin sıralamasının sorusunda da almıyoruz. Yani bu şu an 3 ögeli bir cümle, zarf cümleci nesne ve yüklemden oluşmuştur. Son bir söylemem gereken birkaç şey kaldı, ona da bakalım. Şimdi arkadaşlar, küçük çocuk parkta annesini kaybettiği için ağlıyordu. Şu için kelimesinden bahsedeceğim. Hani kim için, ne için demiştik ya, edat tümleci. Bakın için kelimesinden bir bahsedelim. İçin kelimesi edat.
İşte neden sonuç ilişkisi kurar, amaç sonuç ilişkisi kurar, kattığı anlamı bize sorarsa arkadaşlar, için kelimesi kendinden önce dık dik ekini alıyorsa buna neden sonuç ilişkisi kurmuştur diyeceğiz. Bakın dık dik eki yani dığı için şeklindeyse, dığı için şeklindeyse neden sonuç ilişkisi kurulmuştur, neden sonuç ilişkisi bildiren bir cümledir. İçin kelimesi kendinden önce makmek ekini alıyorsa amaç sonuç ilişkisi kurmuştur arkadaşlar. Şimdi yine dikkat. Hani kim için ne için sorusu. Ne için sorusuyla niçin sorusunun farkı. Bunu söylemeye çalışıyorum size. Küçük çocuk parkta annesini kaybettiği için ağlıyordu. Ağlıyordu yüklem kim? Küçük çocuk özne. Nerede ağlıyordu parkta? Dolaylı tümleç. Neden sonuç ilişkisi olduğu için niçin sorusuna cevap verir, niçin sorusuna cevap verir ve zarf cümleci olur. Şurada ise seni görebilmek için dağları delerim. Delerim yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben neyi delerim? Dağları, belirtili nesne. Dağları niçin delerim değil bu kez bak dikkat. İkisi farklı. Amaç sonuç ilişkisi kurduysa ne için? Yani delmekteki amacın ne kardeşim diyor bize. İşte amaç sonuç ilişkisi varsa arkadaşlar ne için sorusunu sorarız ve buna yine edat tümleci deriz. Edat tümleci. Farka dikkat. Neden sonuç ilişkisi kuruyorsa zarf tümlecidir. Amaç sonuç ilişkisi kuruyorsa edat tümlecidir. Geliyorum. Senin için bu sıkıntılara göğüs gererim. Bak kim için sorusuna cevap veriyor yine kim için? Yine edat tümleci deriz. Edat tümleci. Her yıl okula arabayla geldi. Geldi yüklem kim? O gizli özne. O nereye geldi? Okula dolaylı tümleç. Ne zaman? Her yıl zarf tümleci. Ne ile geldi? Bakın araç anlamı katıyor arkadaşlar. Aslında yine edat tümlecidir. Ne ile sorusuna cevap verdiği için. Ama bakın nasıl geldi sorusuna da cevap veriyor, doğru mu? İşte bu yüzden edat tümleçlerinin hepsine zarf tümleci diyen dil bilimciler var. Tekrar söylüyorum. Şıklarda edat tümlecini görüyorsan hiç tereddüt etmeden işaretle kardeşim. Ama edat tümleci değil de zarf tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci yüklem diye bir sıralama görüyorsan yine zarf tümleci demek zorundayız. Bir avuç toprak için kardeşleriyle kavga etti. Kavga ettiği yüklem kim? O. O niçin kavga etti? Bir avuç toprak için yine zarf tümleci. Kim ile kavga etti? Kim ile? Kardeşleri ile diyor bakın. Yine aslında edat tümlecidir arkadaşlar. Çünkü kim ile sorusuna cevap veriyor. Tekrar söylüyorum edat tümleci zarf tümleci olarak alınabiliyor artık. Evet. Bugünlük bu kadar. Yani cümlenin ögeleri konusu bu kadar. Söylemediğim bir şey kalmadı zaten. Arkadaşlar videomuzu izledikten sonra ki şu an zaten katılıma sonradan izliyorsunuz farkındayım. Saatleriniz uymuyor sanırım. Konumuzu, videomuzu izledikten sonra mutlaka soruları çözün. Yani giderken yanına kitaplarını alıp mı gittiniz, kitaplarınızı alarak mı gittiniz, alamadan mı gittiniz bilmiyorum ama gerekirse internet üzerinden soru indirin. Sorularını mutlaka çözün arkadaşlar. Geldiğiniz zaman zaten sıkıntı olan yerleri tekrar halledeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.